Kütahya'nın simgelerinden olan Çinili Camisi'nin kayması nedeniyle 4 yıl önce ibadete kapatıldı. Geçtiğimiz günlerde de mahalle sakinleri toplanarak caminin yeniden ibadete açılması çağrısında bulundu. Gelinen son durumuysa Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kasım Uysal Türk Haber'e anlattı. Caminin yıkılmadan yapılması için gerilen süreçten bahsetti. Üniversitemiz o günden sonra Çinili Camii'ni yıkmadan tekrar güçlendirme gayreti içerisinde oldu ve hep bunun yollarını aradı. Şimdiye kadar Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden akademisyenlerden bir rapor istedik. Ve o rapor caminin yıkılıp tekrar yapılmasını öngörüyordu. Biz onu kabul etmedik. Yani hem Kütahyalı hemşirelerim, Ahmet Yakuboğlu'nu seven kardeşlerimiz, hem de Kütahya'nın diğer dinamikleri, hem de biz Ahmet Yakuboğlu'nun Çinili Camii gibi değil Kütahya'ya, dünyaya mal olmuş güzide bir eserini yıkmaya gönlümüz razı olmadı. Dünyaca ünlü ressam Ahmet Yakupoğlu eseri olan Çinili Camii için güçlendirme çalışmasının yapılması kararı alındı. Rektör Uysal, ODTÜ'lü bilim insanlarının hazırladığı raporla Çinili Camii için yeni bir süreç başladığını anlatarak böylelikle yıkımın engellendiğini ifade etti. Gazi Üniversitesi'nden müteşekkil, yani Gazi Üniversitesi akademisyenlerinden müteşekkil ikinci bir rapor hazırlattık. Maalesef onlar da caminin yıkılıp yeniden yapılması doğrultusunda rapor verdiler. Üçüncü rapor Orta Doğu Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan bir heyet tarafından hazırlandı. Bu raporda caminin yıkılmadan yapılabileceği, yani güçlendirilebileceği, lakin minarenin yıkılması gerektiği yönünde rapor verdiler. Hem Anıtlar Kurulumuz, valiliğimiz, Kütahyalılar, bizler yine buna razı olmadık. Arkadaşlarımıza dedik ki, bilim insanlarına ne yapın edin, çalışın, minareyi de yıkmadan yapmanın, korumanın bir yolunu bulalım. Ve çalıştılar. Aslında burada bilim ürettiler. Şu ana kadar hiç olmayan bir şeyi yaptılar. Yani yığma bir minarenin taşınması, yıkılmadan korunması, efendim, dünyada ilk olacak dediler. Yıkılır dediler. Bütün bu riskleri aldılar ve bir proje hazırladılar. En son yaklaşık bir iki ay önceydi. Anıtlar Kurulu'ndan bu projemiz geçti. Projenin Anıtlar Kurulu'ndan geçtiğini söyleyen Uysal, sürecin uzaması ile ilgili vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmasını istedi. Çinili Camii ile ilgili gecikme, Çinili Camii'nin yıkılmadan güçlendirilmesi aslının korunması içindir. Bakın bunun için 3-4 tane rapor hazırlandı. Bilim insanları çalıştı ve bir yere geldik. Camiyi yıkmadan aslına uygun bir şekilde güçlendireceğiz. Tabii güçlendireceğiz derken hem zemini güçlendireceğiz, hem camiyi koruyacağız, hem minareyi koruyacağız. Ve sona geldik. Anıtlar Kurulu'ndan imzadan geçti. İnşallah yakın bir zamanda biz ihaleye çıkacağız ve Çinili Camii'ni aslına uygun bir şekilde, beklenen bir şekilde, gönlümüzün razı olduğu bir şekilde taşını, çinilerini, her şeyini koruyacağız ve güçlendireceğiz. Çünkü Çinili Camii'nin ibadete açılmasını istemek kadar Kütahyalılar için normal bir şey olamaz. Ancak Kütahyalı kardeşlerimizin bizi de anlamasını arzu ederim. Süreci bilmesini, bildikten sonra olayı değerlendirmesini ben talep ederim. Rektör Uysal, merhum Ahmet Yakupoğlu'nun Kütahya için büyük bir değer olduğunu söyleyerek bu değere sahip çıkma adına da çaba içinde olduklarını aktardı. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Evini restore ettik, yakında açacağız. Onun adına yaptırdığımız müzede sona geldik, yakında açacağız. Çinili Camii ihalesini inşallah yakında çıkacağız. Zaten şimdiye kadar Ahmet Yakuboğlu'nu biz dünyaya duyurduk.